Vektörler örnek soru 4. Bu videomuzda vektörler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Uzayda A vektörünün B vektörü üzerindeki dikiz düşüm vektörünün uzunluğunun bir birim olabilmesi için K kaç olmalıdır? Bir vektörün diğer bir vektör üzerine dikiz düşüm vektörünün uzunluğunun öncelikle formülünü bir hatırlayalım. A ve B üzerinden yazalım. A vektörünün B vektörü üzerine dikiz düşümü kastedilen şu. A vektörünü şöyle düşünürsek. B vektörünü şöyle düşünürsek. Bu A vektörünün B vektörü üzerine dikiz düşümü. Devamını farklı bir renkle gösterirsek daha iyi olacak. Şöyle buradan dik bir iz düşümü aldığımızda. Şurada oluşan vektör dik iz düşüm vektörüdür. Biz de bunun uzunluğunun bulunuşunun peşindeyiz. Bunun uzunluğunun bulunuşu A vektörü ile B vektörünün iç çarpımı bölü B vektörünün uzunluğudur. Hangi vektörün üzerine dik yüz hesaplıyorsak aşağıda o olacak. Uzunluğu iki türlü gösteriyoruz. Tek çizgi veya çift çizgi. İsteyen istediği gibi gösterebilir. İkisinin de uzunluğu temsil ettiğini vektörlerde bilmeliyiz. Şimdi bu uzunluğun dik iz düşüm vektörünün uzunluğunun bir birim olabilmesi için eşittir 1 olabilmesi için k'nın kaç olması gerektiği soruluyor. Yani şuradaki k değerini. Şimdi işlemlerimize başlayalım. A vektörü ile B vektörünün iç çarpımı tek tek koordinatları çarpıyoruz. 4 çarpı 1 artı 0 çarpı eksi 3 artı 1 çarpı eksi k bölü Uzunluğu karekök içinde B vektörünün koordinatlarının kareleri toplamı 1'in karesi artı eksi 3'ün karesi artı eksi k'nın karesi. Eşittir bunun sonucunun 1 olmasını sağlayan k değerinin peşindeyiz. Şimdi devam edecek olursak yukarısı burası 0 eder. 4 eksi k olur. Bölü aşağıya geldiğimizde karekök içinde Burası 1, burası 9, 10 eder. Burası da k kare. Eşittir 1. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 4 eksi k eşittir. Kare kök içinde 10 artı k kare. Her iki tarafın karesini alıp buradaki kare kökten kurtulacak olursak 4 eksi k'nın karesi 16 eksi 8k artı k kare eşittir. Bu tarafın karesini alsak 10 artı k kare. K kareler karşılıklı birbirini götürdü. Eksi 8k'yı bu tarafa, onu bu tarafa alırsak. 16 eksi 10 eşittir 8k. Buradan da 6 eşittir 8k çıkar. 8'i bölü olarak geçirirsek 3 bölü 4 sonucuna ulaşmış oluruz. Oldukça basit bir soruydu. Tamamen formül uygulama. Dikiz düşüm vektörünün uzunluğunun formülünü net bilmeliyiz ve onu uygulamalıyız. Burada dikiz düşüm vektörünü sorsaydı eğer onun da ne olduğunu bir hatırlayalım. A vektörü ile B vektörünün A'nın B üzerine dikiz düşüm vektörünün kuralı B'nin uzunluğu çarpı B'nin üzerine yaptığımız için B'nin birim vektörüyle çarpıyoruz. Dikiz düşümün uzunluğuyla Hangi vektörün üzerine dikiz düşüp alıyorsak onun birim vektörünün çarpımı. Yani kendisini uzunluğuna böldüğümüzde çarpımı. Bu da işte bize dikiz düşüm vektörünü veriyor. Bunu da böylece hatırlamış olalım. Şu bölüm dikiz düşüm vektörünün uzunluğudur. Bu da dikiz düşüm vektörünün kendisidir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.